Evet arkadaşlar, videomuzun ikinci bölümünde vişneli çikolatalı brownie tarifimiz var. Bunun için gerekli olan malzemelerimiz 150 gram tereyağımız, 200 gram çikolata, ben evde yarım olan paketleri değerlendiriyorum. 1 su bardağı toz şekerimiz, 1 su bardağından 1 parmak kadar eksik unumuz, 3 yumurtamız, vanilyamız ve üzerine dondurulmuş, ben ilk postadan birkaç tane birazcık dondurdum vişneleri ve cevizlerim de kırıldık değil, bu arada kıracağım, üzerine ceviz ve vişne koyacağız. Evet, ben ilk olarak tereyağını ocağa koyacağım. Evet arkadaşlar, tereyağımı erittim ben, şimdi üzerine çikolata parçalarını koyacağım. Burada 100 gram kadar Vertür çikolatam var. 200 gram çikolata koymamız gerekiyor. Ben diğer 100 gramını da buradan damla çikolata kullanacağım. Evde kalan çikolatalarınızı da bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Şimdi yağla birlikte güzelce eriteceğiz. Çikolatayı yağın içinde. Çikolatamız yağın içinde eridi. Ben şimdi bunu bir kıyıya soğumaya bırakacağım ve kekimin harcını hazırlayacağım. İlk olarak 3 yumurtamızı kıralım. Evet, yumurtalarımızı çırptık. Şimdi şekerimizi koyalım. Şekerle birlikte çırpalım. Çırpma işlemimiz tamamlandı. Şimdi ben biraz soğumuş olan çikolatayı yavaş yavaş bu karışımı ilave ediyorum. Sürekli karıştırıyorum. Çikolatanın birazcık soğumuş olması lazım, yoksa yumurtayı pişirir arkadaşlar. Ve şöyle içini de bir güzel temizleyeyim. Şimdi burada bir su bardağında biraz az unum var. Ben bunu böyle eleyerek koyacağım. Her zaman mümkün olduğunca unlarımızı eleyerek koyalım arkadaşlar. Bakın şimdi bunları da böylece gidermiş olacağız. Vanilyamı atıyorum. Kabartma tozumuz yok. Bir paket vanilya koyduk. Kokusunu gidermek için bir çimdik kadar tuz atıyorum. Ve hamurumu bu sefer mikserle değil de elle, kepçe yardımıyla ya da spatula yardımıyla karıştırıyorum. Evet, gördüğünüz gibi göz göz oldu. Şimdi ben bunu böyle alayım ve şöyle bir orta boy borcam kullanacağım. Ama altına muhakkak bir yağlı kağıt koyacağım ki brownie'miz yapışmasın, dilimlediğimizde çok rahat çıksın.
güzelce yaydıralım. Her tarafını eşit bir şekilde. Fazla kısımları kesebiliriz. Geldi üzerine vişnelerimizi ve cevizlerimizi koymaya. Ben biraz dondurulmuş kullanıyorum. Dediğim gibi taze vişneleri biraz dondurdum. Siz tazesini de kullanabilirsiniz. Dondurulmuş bu şekilde de atabilirsiniz. Rastgele atıyorum şimdi. Ve üzerine ceviz parçaları atacağım. Evet, brownimiz fırına gitmeye hazır arkadaşlar. 35-40 dakika. Fırının özelliğine göre tabii ki siz kendi fırınızın pişirme özel durumuna göre ayarlayın. 30-32 dakika benim fırınımda yetiyor. Evet, brownim pişti, dilimledim. Dilimleme işlemini çekerken maalesef ağır çekime tıklamışım. Silmek zorunda kaldım. Şöyle bir kaldıralım. Şahane görünüyor arkadaşlar. Evet. Şu ıslaklığı görebiliyor musunuz? Sizin için ben bir test edeyim bakalım. Gerçekten şahane olmuş. Bayıldım. İçinin kıvamını görebiliyor musunuz arkadaşlar? Şahane olmuş. Bayıldım ben bu tarife.